Selamlar, ben Enfal Altar. Bu videoda Old School Fingerboard koleksiyonumu inceleyeceğiz. Tek tek koleksiyoner serisindeki boardların hepsinden ikişer tane olmasının sebebi kutusunu açtıklarımı videolarımda kullanmak, kapalı kutu olanları da koleksiyon olarak saklamak. Almış olduğunuz koleksiyoner boardu birleştirilmiş olarak geliyor. Zımparası taşlı zımpara ve boardumuz plastik. Boardlarımızda aynı Kaykay'daki gibi Traditional Kingpin Track kullanılmış. Bu boardların hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Bu videoda sizlere bunları da anlatacağım. Mesela örnek veriyorum, bu Santa Cruz'un boardu. Hikayesini aslında kutunun arkasında kısaca bahsetmişler ama kalan 4 tanesi benim için çok daha önemli. Çünkü bunların hepsi birer profesyonel kaykaycının signature boardu. Bu profesyonel kaykaycıların videolarını da merak ediyorsanız Türk Longboard sitesine gidin. Orada bloklar bölümü var. Fingerboard'u seçtiğiniz zaman o kategoride benim yazmış olduğum bir blok var. Kristin Osei sayesinde, bu mega rampler var ya, bunların kuruluşuna ayak olmuş bir adam bu. Ya o kadar yükseğe çıkıyor ki. Burada size şimdi bunların kutu açılımını yapmayacağım. Ben öncesinde yapmıştım. Bence bu boardları, benim bu street spotlarım var ya, tek tekin özel bir koleksiyonu daha vardı. Bu biliyorsunuz Brooklyn Banks veya Hubba Hideout, o San Francisco'daki spotun bende minyatür halleri var. Orada bu boardları test edelim. Bakın, kutunun içini kumaştan yapmışlar. 1988 model Santa Cruz Kristin Osei Signature ile başlayalım. Kristin Osei 1985 yılında kendi soyadını taşıyan Kaykay markasını kuruyor. Baktığımızda Speed Freaks'ti galiba onun videosu. Ben orada çok etkilenmiştim. Tekerlere geldiğimiz zaman da evet, Osei'nin tekerleklerini kullanmıştır. Orada Osei logoları var. Trakları ve deki 10 sene önce, çünkü bunlar üretildiğinden yola çıkarak aslında bayağı bir geniş. Biliyorsunuz 10 sene önceki fingerboardları, şurada örnek ben size birkaç tane göstereyim. Bak, sol elimdeki eski, sağ elimdeki yeni. Aradaki farkı görüyor musun? Çok küçüktü normalde eskiden tek tekin boardları. O plastikleri tabii. Kristin Osei bu arada erken yaşta profesyonel olmuştur. Kaliforniya doğumludur. Tabii bunu kullanmak için aldığınızda bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Bu Brooklyn Banks. Fena değil, yine ele oturuyor. Deck'in önündeki tabii old school olduğundan kaynaklı nose kısmı ve tail kısmını bilmiyorsanız, arka tarafa tail, ön tarafa da nose denir. Nose kısmı kısa. Kristin Osei bu arada 1967 doğumlu. Yani 2021 yılındayız. 53 yaşında ve yaşayan efsanelerden biri. 1990 model Tatsuya Bank Signature'ı. Aslında bu markanın bende şöyle bir hikayesi var. Ben Amerika'ya gittiğim zaman New York'ta bir tane kaykaycıda görmüştüm. Diyordum bu galiba Türk markası bir şey kullanıyor. Foundation'ın Türklerle bir alakası yokmuş. Yani bu tamamen bir tasarımdır. Tatsuya Bank eski profesyonel kaykaycı olmasının dışında aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçı ve müzisyen. Board olarak Kristin Osei Signature'ından hiçbir farkı yok. Birebir aynı yani. Şimdi geçelim diğer board'a. 1989 model H Street Tony Mack Signature'ı. Tony Mack aslında Tony Magnuson. Ben bu adamın oğlunu da MTV'nin bir videosunda mı görmüştüm? Profesyonel sörfçü olması lazım. Ben bu aralar dalga sörfüne biraz daha böyle yüklenmiş durumdayım. Her gün videolarını izliyorum. Orada görmüştüm. Baktığımızda İsveç doğumlu olan Tony Mack H Street'i 1986 yılında mı kurdu? Ama 88 falan yazıyordu kutunun arkasında galiba. Bakayım bunun diğer açılmamış kutusu nerede? Evet, 88 diyor. Ama ben 86 diye hatırlıyorum. Birçok klasikte bu board'u görebilirsiniz. Ben bunu sanki Santa Cruz'un setinde de gördüm ya. Burada zaten çok fazla Santa Cruz'un board'u var. Acaba bu? Ama yok abi, H Street yazıyor. Bu arada tabii bunların trackları, tek tekin trackları olduğu için plastik. Bunlar zaten startup boardlar. Yani kullanmak istediğiniz zaman profesyonel o wooden black gibi boardlardan farklı. Bir yere kadar hareketlerinizi sınırlamıyorsunuz tabii. İstediğiniz hareketi yaparsınız ama yani profesyonel değil. Şöyle tekeri vurduğun zaman dönmüyor. Çünkü içinde minik küçük o rumanlardan falan yok. Fakat board gerçekten tam ele oturuyor. Bu arada evet, burada 3 tane sticker var. En alttaki üstünde yazılı olan buraya yapıştırılmış. En üstteki de aynı şekilde yapıştırılmış. Ama bu, isterseniz bunu çıkartıp başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Yani üst ve alttaki çıkarttığınız zaman tekrar bir yere yapışamayabilir. Sonuçta bir kumaşın üstüne yapıştırmışlar. 1988 model Lucero Signature'ı. Jean Lucero sponsorunu iptal edip kendi markası olan Black Label'ı kuruyor. Kristin Osei ile de yakın bir arkadaşlığı var. Ve birçok projede de beraber çalışmışlar. Burada board'un üstünde yine bak Black Label yazıyor. Bunun üstündeki grafik biraz kaymış mı? Evet. Bana biraz yamuk geldi.
fena değil. Yine bu bordda diğerinden çok büyük bir farkı yok. Bence burada bir hata var. Ya da bilmiyorum. Tahtanın tasarımı böyledir. İlla her şey düz olacak diye bir şey yok. Şimdi bunu o San Francisco'daki spotta denemek lazım. Şu Brooklyn Banks'lerden bence kurtulalım artık. Bu arada bunları çıkartıp yerini değiştirebiliyorsun. Fonksiyonel ve güzel rampalar. Bu da çıkıyor. Yani iyi. Rampa da güzel, board da güzel. Zaten diğer board'dan hiçbir farkı yok. Bu Santa Cruz'un 1980 model Ramp Street board'u. Bunun diğer board'lardan farkı, evet, diğerine göre tail kısmı biraz daha yüksek. Bir de böyle bir hareketimiz vardı. Evet, güzel bir rampa ve board. Fena değil board. Ben beğendim. Videomuzun sonuna geldik. Aslında street spotlarımız ve bu pool'umuzda sizlerle bu boardları test ettik. Chris'in o şeyle başlasaydım anlatmaya uzun uzun, bu sefer video yarım saat falan sürerdi. Google'a yazdığınız zaman veya YouTube'a onların videoları çıkıyor, belgeselleri çıkıyor. Kesinlikle kaçırmayın. Yani İngilizce bile olsa en azından kendiniz bir şekilde anlamaya çalışırsınız veya onların o videolarını, o hareketlerini gördüğünüz zaman etkilenmemeniz söz konusu değil. Ve biliyorsunuz ki ben profesyonel longboard sporcusuyum. Uzun yıllardır, neredeyse 10 seneyi geçti, longboard sporuyla uğraşıyorum. Bizim bir sezonumuz vardır. Özellikle de Türkiye'de yaşayanlar için söylerim. Kaliforniya hesabı katmayın. Kaliforniya'da yılda 2 kere yağmur yağıyor. Yani baktığınızda Türkiye'de 4 mevsim yaşadığımızdan kaynaklı belli sezonlarımız var. Ben yaz sezonuna doğru longboard içeriklerimi çekmeye başlarım. Ki muhtemelen bu sene Mart gibi başlayacağım. Yani özet geçmek gerekirse sezon başladığı gibi ben longboard'a yoğunlaşacağım ve fingerboard içeriklerini çok fazla çekmeyeceğim. Ondan kaynaklı. Eğer sizin fingerboard'la alakalı içerikleriniz varsa zaten bizim bir forum sayfamız var gençler. Girin oraya, forum.turklongboard.org. Oraya üye olun. Orada videolarınızı paylaşın veya beni Instagram'da etiketleyebilirsiniz. Buradan hesabımı bırakıyorum. Takip edin beni. Herhangi bir fingerboard içeriğinizi story atın. Beni etiketleyin. Ben zaten repostluyorum. Bazen göremiyor olabiliyorum çünkü son bu dönemde özellikle Instagram'daki DM kutum dolmuş durumda. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bak, yine videolar gelecek. O yüzden hani sakın yorum kısmında ya video gelmeyecek falan deme. Gelecek ama çok fazla gelmeyecek. Yeni fingerboard videolarında görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.